Hayırlı akşamlar diliyorum muhterem izleyenlerim. Her nerede seyrediliyorsak, her nerede izleniyorsak, her birinize ayrı ayrı ekran başındaki dostlarımıza Allah'ın selamını gönderiyorum. Huzur ve saadet diliyorum, mutluluklar diliyorum. Aralık ayının çok önemli günlerini yaşıyoruz. Bugünlerde Hz. Mevlana Büyük pir Celaleddin Rumi Hazretleri hakka yürüdüğü, daha doğrusu vuslata erdiği günler bu günler. Programlarda birçok kanallarımızda anılıyor. Evet. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'mızda büyük kahramanlıklar sergilemiş olan Manisalı bir büyüğümüz Türkiye'mizin Anadolu'muzun birçok yerindeki din adamları gibi Manisa ve Ege bölgesinde, Balıkesir, Akhisar, İzmir bu bölgede İstiklal savaşı için, kurtuluş için, Yunan işgalinden kurtulmak için en önde lider görevini alan bir büyük din adamı, bir alim, hoca efendiyi sizlere takdim edeceğim bugün. Üç gün önce sene devriyesinde, 91. sene devriyesinde Hakk'a yürüdüğü tarihin kendisini kabri başında andık, dualarla, Kur'anlarla ve hatıralarını yad ederek anmış bulunduk. Bugün de programımıza o bizim şeref misafiri. Ona milletçe, sadece Manisa değil, bütün Türk milleti olarak, Anadolu'da yaşayan bugünkü kuşaklar olarak ona ve onun gibi bütün kahramanlarımıza hepsine başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük lider onunla birlikte çalışan, ona hizmet eden, onunla birlikte vatanın düşman işgalinden kurtulması için feda ican eden, büyük çaba sarf eden, efendim liderlik görevi yapan bölgelerindeki kahramanlarımızın hepsine hürmetimiz, saygımız sonsuz. Onların manevi şahsiyetleri önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Bundan yıllar önce yazmış olduğum bir Manisa Marşı'yla sizlere Manisa'dan seslendiğim için yurt içinde ve yurt dışında izleyen kardeşlerimize önce o marşı, Manisa'yı tanıtan marşı okuyacağım. Ondan sonra Müftü alim efendi kimdir? Hangi çalışmaları yapmıştır? Nasıl bir değerdir bölgesinde? Ve din adamlarının, o günün yetiştirdiği din adamlarının gerektiğinde vatan elden gitmesin diye Mehmet Akif gibi efendim kimisinin söylemleriyle, vaazlarıyla, irşatlarıyla kimisinin de bizzat yapmış olduğu haklarında idam fermanı da çıksa yapmış oldukları çalışmalar, örgütlenmeler ve lider olarak yaptığı toplantılarla ne kadar büyük bir yol, ne kadar büyük bir kurtuluş yolunda hizmet verdiklerini biraz sonra sohbetimizde sizlerle beraber paylaşacağım. Şimdi izninizle marşımızı bir okuyalım. Manisamızı bir tanıtmış olalım. Çünkü Manisa dışında pek çok yerde izleniyor ve seyrediliyoruz. <laughs> Şehzadeler şehriz, mesir ile anılırız. Lalenin vatanıyız, üzümle tanınırız. Selçuklu Osmanlıyız kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale Selçuklu Osmanlıyız kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale Tarımla sanayiyle Şehrimiz anılıyor birçok medeniyetle Manisa tanınıyor Selçuklu Osmanlıyız kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale Selçuklu Osmanlıyız kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale Turizm hedefimiz durmadan koşuyoruz. Kentimiz marka şehir sevgiyle coşuyoruz. Selçuklu Osmanlıyız, kentimiz altın lale. Manisa Türk yurdudur, sevgimiz hale hale. Selçuklu Osmanlıyız. Kentimiz Altın Lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale can yurdum aziz toprak Gediz ile bereketli Topkale'de al bayrak Ne kadar da heybetli Selçuklu Osmanlıyız Kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur Sevgimiz hale hale Selçuklu Osmanlıyız Kentimiz altın lale. Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale bizleri birleştiren sevgidir hale hale Manisa bir şelale gönülde altın lale Selçuklu Osmanlıyız kentimiz altın lale Manisa Türk yurdudur sevgimiz hale hale Selçuklu Osmanlıyız Kentimiz altın lale, Manisa Türk yurdu dur Sevgimiz hale hale Evet 2012 yılında yazmışız ve vestelemişiz efendim Manisa'ya bütün hizmet edenlerin ruhu şad olsun Dün ve bugüne kadar gelmiş geçmiş ne kadar hizmeti olmuş büyüklerimiz varsa makamları cennet olsun diye dua ediyorum. Efendim, milli mücadele bugün varoluşumuzun en temel ve önemli noktası biliyorsunuz. Öylelikle bugün bu aziz vatanda hür ve istiklal içerisinde yaşıyoruz. Büyük bir savaş verildi. Büyük bir mücadele örneği gösterildi. Ne kadar işgal için gelen devletler ve onların askeri subayı varsa hepsi buradan def olup gittiler. En son en son sona kalanlar Ege Denizi'nde denize döküldüler. Kaçabilen kaçtı, kaçamayan denizde boğuldu gitti. Evet, milli mücadelede din adamları. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu iki değerli eser var elimde. Benim kütüphanemde yıllardır istifade ettiğim evet gösteriyorum milli mücadelede din adamları iki cilt bu bu iki ciltte e, tarafsız bir gözle bütün tarihi belgeler toplanarak araştırmalarak yaparak araştırmalar yapılarak hazırlanmış iki değerli eser esasen tabi ikisi beraber bir eser Anadolu halkının birlik ve beraberliğini Anadolu'da yaşayan 150'nin üzerinde din uleması bakınız. Osmanlı döneminde yetişmiş, Cumhuriyetin kuruluşundan önce din alimi olarak Arapça, Farsça, Osmanlıca hususunda çok iyi bilgi sahibi. Kur'an-ı Kerim'i çok iyi anlamış efendim, tercüme eden ee, anlayan ve anlatan büyük ulema. Bunlar ömürlerini bu işe vakfetmişler. Bu zat-ı muhteremler kimisi müderris, kimisi dersi am, kimisi müftü, kimisi vaiz, kimisi imam, kimisi hatip, kimisi müezzin. O devrin ünlü din adamları. Bulundukları şehirlerde, bulundukları yerlerde ne yapmışlar? Bulundukları yerlerde halkı irşad etmişler halkın önüne düşmüşler. Lider vasfıyla, büyük bir kahraman edasıyla, gür sesleriyle seslerini duyurmuş ve halkı uyandırmış. Asla Türk Müslüman Türk milletinin esir olamayacağını her şehirde, her kasabada, her beldede en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'den aldıkları ilhamla İstiklal ve hürriyet aşkıyla sevgili peygamberimizin sünnetinden aldıkları ilhamla anlatmışlar ve halkı gerçekten irşad etmişler. Böylelikle düşünün 600 yıllık bir imparatorluktan sonra onun son döneminde onu bir tarafa bırakıp da çünkü vatan parçalanmış, vatan elden gidiyor. Başka devletlerin işgali altında yaşayabilir mi millet? İşte bu zamanda kendilerini ortaya atmış, feda etmiş kişiler ve hepsi idam fermanıyla, efendim e, çıkarılan e, son fermanlarla e, mahkum edilmişler. Buna rağmen esir olmamışlar, yakalanmamışlar, şehir değiştirmişler, toplantılarına devam etmişler. Böyle bir anda başta Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Efendi, Rifat Börekçi olmak üzere, pek çok din bilgini vazifeye koştu. Anadolu'da sağduyulu ve vatansever ulemayı harekete geçirerek fetvalar çıkardılar. Bu yönüyle milli mücadelede fetvalar savaşına da tanık olunmuştur. Hemen belirtelim ki bu savaşta 150'ye aşkın Anadolu ulemasınca tasdik edilen Ankara fetvası tek Dürrizade Abdullah'ın imzasını taşıyan İstanbul fetvasını hükümsüz kılmış ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmiştir. Anadolu halkının bu birlik ve beraberliği sevir. Tarihin çöplüğüne atılarak sevir anlaşması Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Efendim, e, bunlar tarihi gerçekler. Şimdi biz 1874 1875 tarihinde bazı e, şeylere tespitlere göre e, Manisa'da dünyaya gelmiş yine değerli bir ailenin evladı Ahmet Alim Efendi müftü Ahmet Alim Efendi Hacı Arif Efendi'nin oğlu olarak tanınmış ve küçük yaşta Manisa'da hıfsını ikmal etmiştir. Manisa'da küçük yaşta hafız olduktan sonra kendisinde görülen kabiliyet üzere kendisi Arapça hem yazma hem okuma hem de Arapça ilmini bilgisini çok iyi hocalardan yetişerek müderrislerden ders alarak Arapçayı ilerletiyor. Küçük yaşta hafız oluyor. Ondan sonra Kur'an ilimlerinde, din ilimlerinde çok mesafe alıyor. Ve aynı zamanda e, aşere takrip okuyor. Hocaları, e, alim efendinin e, Manisa müftüsü Hacı Evliyazade Mehmet Emin Efendi. Onun derslerine devam ediyor bu arada Beyazıt dersamlarından Çarşambalı Hacı Ahmet Efendi ve Fatih dersamlarından Dağıstanlı Mustafa Hulusi Efendilerin derslerine de devam ediyor. 1901 yılında Hacı Ahmet Efendi'den Ulumu Aliye yani yüksek dini ilimler ve alet ilimleri öğrenimi gördüğüne dair de icazetname ve ayrıca Mustafa Hulusi Efendi'den de aşere takrip icazetnamesi alıyor. Şubat 1909 yılında Manisa Müftü müsevidi yani Müftü Yardımcısı daha sonra da böylelikle memuriyete başlıyor. Daha 16-17 yaşlarında bakınız 1915'te de 1915 yılında da Manisa Müftüsü oluyor. Muradiye e, medreselerinde, Manisa'da, Manisa'nın merkezinde Muradiye medreselerinde, tarihi medreseler bunlar. O medreselerde de müderris olarak ders veriyor. Efendim, e, müftü alim efendi aynı zamanda bu faatiyetli bu hizmetlerini sürdürürken e, işgal kuvvetlerinin Ege bölgesinden Anadolu'ya girmesi neticesinde derhal bu ufku geniş, büyük vatansever, bu kahraman müftümüz, din adamımız hemen harekete geçerek Balıkesir, Akisar, Soma, Aydın, İzmir ve Manisa civarında, Salihli, Kula, bütün bu bölgede diğer din görevlileriyle görüşerek düşünün o günün zorluklarını düşman işgal etmiş, İzmir'den girmiş. Ve bugünkü yollar yok. Bugünkü ulaşım imkanları yok. Vastalar yok. Bütün bunlara rağmen ne telefonu, efendim ne e, bu vastalar araçlar olmadığı halde ama bütün zorluklara rağmen gece gündüz koşturmak suretiyle örgütlenmeyi yerine getiriyor. Müftü Alim Efendi ve diğer zatlar Balıkesir'de Akisar'da, İzmir'de toplantılar yapıyorlar. E, bu Salihli'de, Kula'da, oradaki arkadaşlarıyla ile beraber e, çok büyük bir hizmete imza atmış oluyorlar. Tabii ki sadece <laughs> Manisa bölgesinde değil, Aydın bölgesinde e, efendim e, diğer Türkiye'nin Nazilli gibi bölgelerde oralarda da pek çok hoca efendi önderlik ediyor. Mesela ben bazılarının isimlerini buradan size saymak isterim. Balıkesir Müftüsü Hacı Ahmet Efendi. Birinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de üye oluyor daha sonra. Müderris Abdülgafur ve Hasan Basri Çantay Efendiler. Hasan Basri Çantay merhum. O da büyük bir alimdir. Ve Kur'an tefsiri vardır. Ee, Edremit Müftüsü Cemal Efendi. Biga Müftüsü Hamdi Efendi. İvrinde Hafız Hamid Efendi. Fırt Nahiyesinde ki benim doğduğum yerdir. Susurluk yani. Susurluğun o günkü adı Fırt Nahiyesidir. Ee, Müderris İbrahim Efendi. Balya Müftüsü Hüseyin Efendi. 1920 Nisan'da Anzavur'un adamlarınca şehit edilen Gönen Müftüsü Şevket Efendi, Bandırma Müftüsü Hakkı Efendi, Tire Müftüsü Sunullah Efendi, Uşak Müftüsü Ali Rıza Efendi, Uşak Sabık Müftüsü İbrahim Tahta Kılıç Bey, Eşme Müftüsü Nazif Efendi, Turgutlu Müftüsü Hasan Basri Efendi, Demirci Müftüsü İsmail Hakkı Efendi, Soma Sabık Müftüsü Osman Efendi. Bakırlı, <laughs> Bakır'ı biliyorsunuz 40 yakın. Hafız Hüseyin Efendi. Salihli, Salihli Sabık Müftüsü Mehmet Lütfi Efendi. Manisa Müftüsü Alim Efendi'nin görevden alınması üzerine yerine müftü olan Abdülhamit Efendi. Kırkağaç Müftüsü Hacı Rifat Efendi gibi isimler ...çalışmalarda bulunmuşlardır. Tabi alim efendinin bu... E, ...hızlı çalışması... E, ...büyük bir kahraman olarak... ...göze batıyor ve görevden alınıyor... ...hakkında fetva çıkartılıyor... ...efendim... E, şey, e, ...şey tarafından... ...sadrazam tarafından... E, ...ve Hacı Rıfat... ...İstanbul'a... hareket ediyor, gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Yakalanmıyor tabi. Hacı Rıfat Efendi... Gazi Mustafa Kemal Atatürk de e, Fevzi Çakmak'la e, o günün büyükleriyle görüşüyor kendisi. Hacı İfat Efendi Ayvalık cephesinde fiilen savaşa katılmış ve düşmana esir düşmüştür. Cephede düşmanla çarpışırken esir düşen bir diğer isim de Manisa müderrislerinden Hacı Hilmi Efendi'dir. Bu iki din adamı Atina'da uzun süre esaret hayatı yaşamışlar. Bu arada milli mücadele lehindeki çalışmalarından dolayı Bilecik müftüsü Mehmet Nuri Efendi de 1921 Nisan'ında Yunan askerlerince şehit edilmiştir. Kabirleri cennet olsun, makamları cennet olsun inşallah, nur olsun bu büyük zatların. Efendim, bütün ilçelerin ve illerin müftüleri önder oluyorlar. Vaazlarıyla kürsülerde, camilerde halkı irşad ediyorlar, uyandırıyorlar. İvrindin Mütüsü var, Şamlı Nahiyesi var, efendim 40 e, Kırkaç var, Soma var. Bunlar hepsi Allah onlardan razı olsun çok büyük kahramanlık gösteriyor. Hepsi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Kuvayi Milliye'ye intisap edip Celal Bayar özellikle bu bölgede faaliyet gösteren e, <laughs> 3. Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar'la birlikte hareket ediyorlar. Efendim Manisa Belediye'miz daha önce üniversitede hocalarımızdan Necdet Bilgi Bey'in hazırlamış olduğu bu eserle e, Ahmet Alim Efendi'yi bestekar bir müftü olarak tanıtıyor ve onun hayatından kesitler burada sunuyor. Bu güzel bir eser e, Manisa Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz bu eseri e, yaygın bir şekilde bastırıp kültür e, hazinemize dahil etmiştir. Şimdi e, sizlere arz edeceğim bir e, başka hususta Alim Efendi'nin bu toplantılarda başkan seçilmesi. E, Alim Efendi'nin yapılan toplantılarda bölgesel toplantılarda bir lider olarak başkan seçilmesidir. Mesela 5. Balıkesir Kongresi 22 Mart 1920 tarihinde yapılan 5. Balıkesir Kongresi'nde ikinci Başkanlığa seçilmiştir. Evet. Kendisi daha sonra bütün bu çalışmaların sonrasında Kurtuluş Savaşı'nı İstiklal Savaşı'nı kazandıktan sonra milletçe Türk milleti kendisi İstiklal madalyasıyla ödüllendirilmiştir. İstiklal madalyası alarak. Burada kitapta ona da yer verilmiş. Ve tekrar asli görevi olan Manisa müftülüğüne atanmıştır. Manisa müftüsü olduktan sonra da 1930 yılında genç yaşta daha 60 yaşına ulaşmadan Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Şimdi alim efendi merhumun bir de e, musiki yönüne bakalım. Türk musikisine, dini musikimize ne kadar hizmet etmiştir? Evet, e, ekranda görülüyor e, kendisinin. Mesela e, alim efendinin e, Türk musikisinde çok büyük çalışmalar olmuştu. Bu Allah vergisidir, bir dağıtı da haktır yani evet kendisi e, bu hususta nota, solfej e, ondan sonra e, nazariyat makamlar üzerinde, usuller üzerinde büyük çalışmalar yapmıştır. Türk kültürüne böyle büyük bir hizmette de bulunmuştur. E, bunlar içerisinde de en önemli eseri e, sizlerin de hatırlayacağı gibi onlardan birkaç örnek vermek isterim. Mesela e, bir eserini burada sizlere hemen takdim edeyim. Besteni yar bir eser. Devri Kebir usulü. Mihrile bakmaz felek bu tali avareme. Derdimi bilmez tabiban. Bakmasınlar çareme. Yok bu aczehane i alemde merhem yareme. Sensin ey mehpare, merhem, bu dili sağ pareme. Alim Efendi birçok eserinin sözlerini aruz vezniyle bizzat kendisi yazmış ve kendisi bestelemiştir. Yani e, doktorlar benim derdime, yareme çare olamaz. Hiç bakmasınlar, zahmet etmesinler diyor. Bu bir gönül yaresidir. Buradaki dil gönül anlamında tabi. Dil ise parça parça olmuş. Dertten, aşkından bir gönül. Saatpare olmuş bu gönlüme efendim tabiban bir çare bulamaz. Bakmasınlar hiç çareme diyor. Çünkü güneş gibi güneş gibi felek bu talih avareme güneş çarpmış gibi öyle bir avare olmuşum ki bu aşktan e, sanki güneşin e, tesirli ışığı e, serhoş etmiş, avare haline getirmiş anlamında. Evet, e, tabii ki bugünkü Türkçe'ye biraz e, şey geliyor ama e, yaklaşık meali böyle. Bir başka okuyalım. E, Öyle bir afeti tahi emelsin meleğim öyle bir afeti yektasın emelsin yektayı emelsin meleğim bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim akıtan gözyaşını payine bir secde bakamam gözlerine çünkü erir göz bebeğim diyor yani gözlerine bakamam göz bebeğine. Senin gözlerine o kadar güzel gözlerin var ki, o kadar etkili ki, e, gö, baktığım zaman gözlerim erir korkarım diyor. Gözlerimin bebeği erir diyor. Yakıyor diyor yani. Öyle bir afeti yektayı emelsin. Yani e, herkesin e, emeli olabilecek kadar bir güzel bir tek bir teksin yani. Yektasın. Bir eşin benzerin yok. Demek istiyor ama bir afetsin Yani yakar kavurursun Diyor ve aynı zamanda Meleğim diyor sanki bir meleksin Bakamam gözlerine çünkü Erir göz bebeğim Evet böyle büyük bir şahsiyet Edebiyatta sanatta şiirde Musikide e, muhteşem e, Alim efendi e, Yani e, çok bestekarımız Var tabi dün de vardı Bugün de var e, Ama onlar içerisinde Es, çok eser yapan var, ilahiler yapan var. Biz de acizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz bir şey değiliz onların yanında. Adımız geçmez. Böyle bir şeyimiz de yok. Ama kendi çapımızda bölgesel olarak bir şeyler yapmaya, şarkı, türkü, marş yapmaya çalışıyoruz. ilgi alanımız. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Hala öğrenciyiz. Kendimizi öğrenci addediyoruz. Bu yaşımıza gelmişiz. Ama Müftü alim efendi bu sahada ayrı bir yeri var. Yine bir din adamı, bestekar, onu hatırlıyorum şimdi. efendim Hisar Camii imamı merhum Rakım Erkutlu Hoca Efendi. Eşsiz güzel eserler bırakıp da gitmiştir. Ama alim efendi aynı zamanda bestekarların çok nadir olarak içlerinden... E, meydana getirebildikleri güfte güfte e, makam usul hepsi mecz oluyor, kaynaşıyor bir eserde. Ama bir değil. Birçok makam birçok usul hepsi beraber. Nasıl? E, şimdi örnek vereceğim. E, böyle bir eseri de meydana getirebilen bir büyük bestekar. Yani Hicaz kârın atıkı var. Hicaz kârın atıkı olan bir büyük bestekar. E, alim Efendi. Mesela Hicaz olarak Hicaz makamında başlıyor esere. Tarif edelim. İçinde Hicaz lafzı geçiyor. Hicaz kelimesi geçiyor. güften içinde o beyitte ve Hicaz makamı ile seyrediyor. Aynı zamanda devri kebir usulü ile eser devam ediyor. Hemen ikinci beyitte bir alta indiği zaman Rahatül Ervah makamına giriyor ve Sofyan usulünde devam ediyor. Ama güfte de yani beyitlerde nasıl birinci beyitte Hicaz ve devri kebiri bahsediyorsa ikinci beyitte de Rahatül Ervah ve Sofyan hem söz olarak ifade ediyor hem de makam ve usul olarak onu icra ediyor. Yani bu gerçekten çok zor. Şimdi biraz uğraştığımız için bu işle söylüyorum. Ondan sonra Eviç makamına geçiyor. Hafif. Besteni makamına geçiyor. Çember usulü. Sabah makamına geçiyor. Ağır sakif. Şevki tarap makamına geçiyor fahte usulü. Nihavent makamına geçiyor ağır remel. Suzinak makamına geçiyor devri hindi. Hicazkar makamına geçiyor zencir usulü. Rast makamına geçiyor ağır aksak. Hüzam makamına geçiyor nim devir. Uşak makamına geçiyor efendim şarkı devri revan. Hüseyini makamına geçiyor Muhammed. ...Isfahan makamına geçiyor... ...usulü düyek, ...Şehnaz makamına geçiyor... ...Ağır Aksak, Semai... ...Yürük Semai gibi... ...efendim bunlar çok zamanlı usuller... E, ...28 dörtlük var... ...32 dörtlük var... ...24 dörtlük var... ...48 ikilik var... ...yani 28 ikilik var... ...124'lük var... ...18 dörtlük var... ...falan falan... ...yani böyle büyük bir bestekar... Manisa'da yetişmiş, İstanbul'da yetişmiş, büyük üstadların önüne diz çökmüş, Femi Muhsin ile onlardan efendim e, yetişerek, ilim tahsil ederek müftü olmuş, müderris olmuş, pek çok öğrenci yetiştirmiş ve Kurtuluş Savaşı'da da Kuvayi Milliye'de de memleketin kurtuluşu istiklali için milletin önüne düşmüş efendim ee, hiçbir şeyden korkmamış ve yılmamış Allah için, lillah için ilahi kerimetullah için bu bayrak, bu sancak gönderden inmesin diye efendim minarelerimizde okunan, beş vakitte okunan bu ezanı Muhammedi dinmesin diye bu millet dininden, imanından istiklalinden, hürriyetinden mahrum kalmasın diye müftü alim efendi efendim canını ortaya koymuş ve bu genç yaşında büyük kahramanlıklara imza atmıştır. En son e, yaptığı güzel e, eseri hakkında yine Manisalı bir bestekar bir musiki şinas dostumuz şöyle diyor alim efendinin musiki bilgisi hakkında e, sözlerini. Cemil Altınbilek kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor. Ee, aynı zamanda bir hukukçudur kendisi ve iyi bir udidir, iyi bir bestekardır, Manisalıdır. İstanbul'da yaşıyor. Şöyle diyor, Alim Efendi'nin kârı natıkı 15 beyit ve 15 ayrı makam olduğu gibi tatbikatta pek görülmeyen şekilde her iki mısradan meydana gelen beyitlerde ayrı ve uygulaması zor çok darplı, vuruşlu yani usuller ile 15 ayrı girift usulde bestelenmiştir. Biraz önce izah ettiğim gibi efendim aynı şeyi söylüyor. Sadece bu eser sadece bu eser karın artık diğer besteleri olmasa dahi sadece bu eser dahi alim efendinin musiki ilmine vakıf esaslı bir hoca bestekar olduğuna delalet eder. Efendim makamı cennet olsun. Her yıl Manisa Büyükşehir Belediyemiz olarak ve diğer belediyelerimizin de diğer dostlarının da akrabalarının, yakınları var, torunları var halen hayatta alim efendinin. Kendisi 1930'da dünyayı terk etmiş, terk eylemiş. Genç yaşında rahmeti rahmana kavuşmuş. Efendim ama onun oğlunun kızı var hayatta. Her sene bizim anma günümüzde beraber olduğumuz, onun da çocukları var, evlatları var. Yani torunlarının çocukları ve torunları. Bu güzel insanlarla beraber oluyor. Halkımızın da, Manisa halkında da bazen efendim değişik mevkilerden, değişik makamlardan üç gün önce Şehzadeler Kaymakamımız da geldiler. Bizler de Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi olarak dostlarımızla beraber daire başkanlarıyla, kültür dairesiyle hep beraber orada bulunduk. Efendim, ruhuna Kur'an'lar okuduk, dualar ettik. Biraz önce sanıyorum ekranda görüntüye geldi. Bu vefa borcumuzu, onlara minnet borcumuzu bu şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Celal Bayar Üniversitemizde bu konuda evet şu anda ekranda görüyorsunuz. E, ce, kabri başında Çatal e, Kabristanlığında hemen Manisa'nın en eski kabristanlığı faal olan orada e, yerine getirdik bu. Şu anda konuşan e, kaymakam bey şehzade Kaymakamı. Ondan sonra da karanfiller e, oraya gelen e, katılımcılar da karanfiller dağıttılar. Belediye'mizin hazırladığı karanfilleri e, onun etrafındaki kabir komşularına da konuldu. Efendim Tarzan'ımızı bu şekilde anıyoruz. Manisa Tarzan'ımızı yine Büyükşehir Belediye'miz ve Manisa'ya hizmet edenlerimizi. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizin çok güzel bir hizmeti var. Manisa'mızın yetiştirdiği değerlere, benzeri değerlere efendim Manisa'ya hizmet etmiş güzel insanlarımıza edebiyatına, sanatına, şiirine, bestesine Efendim e, kahramanlıklarına, komutanlıklarına, spor adamlıklarına, teknik direktörlüklerine, milli olmuşlarına, bunlara e, hepsine e, atletizmde öne çıkanlara yaşarken ve ve çok önemlisi arkalarında insanlara hizmet eden hayırlı eserler bırakan mesela spor kompleksi gibi efendim okul gibi efendim. Dershane gibi, bu gibi, cami gibi, ilkokul, kolej, lise gibi, üniversiteye hizmet edip şu anlara. Hepsine bunların yaşarken, yaşarken bu değerlerimize Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın tercihi ve arzusuyla alınan kararlarla, ama şehrin meydanlarına. Ama şehrin parklarına, yeni yapılan yerlere, yeni, şehrin batıya doğru gelişen kısmında daha ziyade yeni şehir, Yunus Emre bölgesi orası. Ee, daha ziyade oralara, aynı zamanda Şehzadeler e, Belediyesi sınırlarına ve diğer şehirlerde de öyle. Oralara onların isimleri veriliyor. Ne kadar güzel. Yani bu benim çok takdir ettiğim ve hayranlıkla izlediğim, bazılarında da tabii kendimizin de katıldığı, desteklediği bu çalışmalar insanlarımıza teşvik oluyor. Yani yaşadığınız şehre hizmet ederseniz, yaşadığınız şehre isminizi bırakırsanız, güzel hizmet ederseniz, eser bırakırsanız, efendim eserlerinizle evet rahmete gittikten sonra anılırsınız. Ya işte falanca yeri falanca büyüğümüz yaptırmıştı. Allah rahmet eylesin. Makamı cennet olsun denir de ama yaşarken de bunları takdirle karşılayıp da ismini e, anmak ve e, yazmak o çok güzel bir şey. O daha da güzel bir şey. Teşvik oluyor. E, onların kıymeti biliniyor. Bilinmesi lazım. İnsanlarımızı yaşarken, varken kıymetini bilmemiz lazım. Bir büyüğüm vardı. E, bizlerden Hayli 15 yaş falan daha e, yaşça büyüktü. Kendisi edebiyata, sanata düşkün bir zatı muhteremdi. Onu da bu şu anda hatırıma geldi, rahmetle anıyorum. Şükrü Efendi, Allah gani rahmet etsin. Ee, şöyle derdi. Yani sağlığında insanların kıymetini bilmeyenleri, sağlığında büyüklerini, ona hizmet edenleri, öğretmenlerini, hocalarını ve anne babalarını özellikle bakınız, anne babalarını, büyüklerini, abilerini, ablalarını yani hatırlayıp da arayıp sormayanlar. Bunlara bunları eleştirirdi. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde. Çünkü Cenab-ı Hak kendisine şükretmemizi istiyor. Yarattığı kullarına yeryüzünde halife kıldığı için. En güzel surette yarattığı için, akılla, fikirle donattığı için ve kendisinden kendisine ailesine, etrafına sevgiyle, vatanına, milletine sevgiyle bakarak gönülden hizmet etmesini, gönülden iyiliklerde bulunmasını arzu ettiği için onları eleştirirdi yapmayanları, ilgilenmeyenleri, hani hep bana hep bana diyenleri ve etrafına bakmayanları, konu komşusuyla ilgilenmeyenleri, kınar ve yaşarken bir insana faydalı olmamanın, yardım elini uzatmamanın, kıymetini bilmemenin ne kadar yanlış olduğunu ifade ederdi. Cenab-ı Allah biraz önce söylediğim gibi kendisine şükretmemizi istiyor, hamdetmemizi istiyor ve ne kadar şükretsek sahip olduğumuz nimetlere, ne kadar hamdetsek asla yeterli olmayacağını biliyoruz. Ve bol bol şükrediyoruz. Hakka şükretmeyen kullarına teşekkür etmez. Kullara teşekkür etmeyen, teşekkürü bilmeyen Rabbine de şükretmez. O zaman bilmemiz lazım. Evet, o merhum büyüğümüz diyordu ki, şöyle bir şeyi vardı, iki mısralık hemen, onu söyleyeyim. Sağlığında bir katre tuz katmaz derken aşına, Sağlığında bir katre tuz katmazlarken aşına, yemeğine, ölünce kocaman bir taş dikerler başına diye eleştirirdi. Sakın böyle olmayın derdi. Ne yapacaksanız büyüklerinize, etrafınıza, yakınlarınıza, gücünüz nispetinde onlara mütebessim olun. Sevgiyle bakın, güler yüz gösterin, iyilik yapın elinizle, dilinizle, halinizle, hareketinizle onlara yardımcı olun. Elinden tutun, arayıp sorun. Hastalığında yanında olun. Yaşlılığında yanınıza alın. Kendiniz bakın. Şimdi bakıyorum da etrafa, çevreye. Bu değerlerimizi, bu kültürümüzü, bu ananelerimizi, bu dini vecibelerimizi ne kadar kaybettik. Ne kadar kaybettik. Onun için ne olur, ne olur, ne olur büyüklerimizin kıymetini bilelim. Birbirimizi sevelim, sevmeye devam edelim. Bu da babamın rahmetli nur içinde yasın, hoca babamın bize son vasiyetidir. Birbirinizi seviniz, sevmeye devam ediniz. Biz de birbirimizi sevelim, sevmeye devam edelim. Elimizden geldiğince güzel anılmak için güzel güzel ameller işleyelim. Hakk'ın huzuruna yarın daveti hak geldiğinde salih amellerle gidelim inşallah diye dua ediyor. Geceniz mübarek olsun diyorum. Yarın Cumanız mübarek olsun diyorum. Müftü Alim Efendi'yi ve onun gibi bütün kahramanlarımızı, Cumhuriyetimizin kurucularını, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ondan Maraşalı'ndan askerine kadar bütün kahramanlarını öncesinde büyük hizmet veren, halkı irşad eden, gerek kadın olan halde edipleri, gerek erkek olan Mehmet Akifleri ve hepsini ayırım yapmadan bütün insanlarımızı, bütün büyüklerimizi rahmetle, minnetle anıyor, kendilerine cennetler diliyorum. Hoşçakalınız sevgili izleyenlerim, geceniz mübarek olsun. Gününüz mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.